Hazreti Ali Efendimiz de Allah'ın arslanı, Seyfullah diye meşhur lakaplı, Kerremallahu veçe diyerekten lakabıyla anılan bir yiğit. Niye? Hayatında hiç puta tapmadığı için Kerremallahu veçe. Yani çocuk yaşta zaten İslam'a giriyor malum. İlk İslam'a giren çocuk olarak İslam tarihinde geçiyor. Ve hakikaten aklını kullanarak, aklını kendi düşüncesiyle, kendi firaseti, basiretiyle gelip sevgili Peygamberimize teslim olup İslam'a giren bir yiğit, kahraman. Esedullah'ı Galip, Seyfullah diye de Allah'ın arslanı diye de lakapları var. Niye bu lakaplar verilmiş? Savaşlarda çok kahramanca, savaşlarda kahramanlıkları görülmüş. Mesela Hayber Fethi'ni çok anlatılır. Hayber Fethi'nde koca kalenin kapısını, yani 8-10 kişinin, belki 10-15 kişinin kaldıramayacağı bir kapıyı tek başına kalkanı kırılınca, parçalanınca o kapıyı kalkan yapıyor ki eline kaldırıyor ve bir tarafta kılıcı, bir tarafta o kapıyı kalkan gibi kullanıyor. Bu tür kahramanlıklarından dolayı ona Allah'ın arsları denmiş. Sevgili Peygamberimizin dördüncü halifesi ve damadı, sevgili Peygamberimizin neslinin devamına vesile olan bir sahabi, amcazadesi Hazreti Ali Efendimiz. Çocuk yaşta İslam'a girdiği için Mekke fethinde çok güzel bir hatırası vardır. Ali Efendimiz'e Mekke'de fethedilince Kabe'de sevgili Peygamberimiz diyor ki, ya Ali diyor, omuzum açık diyor, Kabe'nin diyor içindeki putları diyor kır diyor. Hazreti Ali Efendimiz de edep gösteriyor. Ya Resulallah diyor, ben senin omuzuna diyor nasıl çıkarım diyor. Sevgili Peygamberimize diyor ki, ya Ali diyor, Hak hizmetinde olan ayak enbiya omuzuna bassa şaşılmaz diyor. Yani Allah'ın dinini ikame yönünde, hak yönünde, hak din yolunda birbirimize destek olacağız. Dolayısıyla sen çık diyor, bas diyor. O da emre uyarak, el emru fevval edep denir. Emre uyarak bu Efendimiz omuzlarına basıyor ve Efendimiz böyle hafif hafif kalkıyor. Ben diyor, Efendimiz kalktıkça diyor, sakın diyor, başın diyor, göğe diyor, yıldızlara değeceğini hissettim diyor. Orada hemen kolaylıkla diyor, putları kırdım diyor. Böyle de bir edep timsali, firaset sahibi bir sahabe-i kiram. Sevgili Peygamberimiz bir gün mescitte sahabe-i kirama diyor ki, siz diyor, size diyor bir iyilik yaptığınızda diyor, birisi kötülük yapsa diyor, ne yaparsınız diyor. Peygamberimiz soruyor. Sahabe-i kiram da diyor ki, iyilik yaparız ya Resulallah diyor. Peki ikinci iyiliğinize karşı tekrar kötülük yaparsa susuyorlar. Ondan sonra Hazreti Ali nerede diyor. Ali Efendimiz de o mecliste yokmuş. Hemen mescidin kenarında zaten bahçesi, koşuyorlar bir sahabe-i kiram. Ya Ali, seni Efendimiz çağırdı diyor, aradı diyor, sordu diyor. Koşup geliyor, mescide girince, ya Ali diyor, sana diyor birisi diyor kötülük yapsa diyor, sen diyor ne yaparsın diyor. İyilik yaparım ya Resulallah diyor. Tekrar kötülük yapsa diyor, yine iyilik yaparım ya Resulallah diyor. Tekrar kötülük yapsa diyor, yine iyilik yaparım, yine iyilik yaparım ya Resulallah diyor. Sahabe-i kiram o zaman diyor ki, ha diyor, Ali diyor ne kadar çok sevdiğini diyor, o zaman diyor anladık diyor. Onun için Cenab-ı Hak hepimiz inşallah onların o güzel ahlakından hisseler alabilmeyi nasip etsin. Onların sevgisiyle büyümeyi nasip etsin.